Ben aslında Sivaslıyım. Sivas İmranlı. Boğanak köylüyüm. 1967'de İstanbul'a geldim. İlk geldiğim semt Şişli. Jüpiter onboard çeken bir makine aldım. Askerlerin fotoğrafını çekmeye başladım. Çok güzel para kazandım askerde. İnanır mısın ben rahmetli babamdan asker harçlığı istemedim. Kendi harçlığımı çıkardım ve sigarayı kazandığı parayı da babama gönderiyordum. Askerlik bittikten sonra ben araştırması yapıyordum. Beyoğlu'nda fotoğrafçılığa başladım. Aktüel fotoğrafçılık yapıyordum. Orada bir iki sene sonra daha çok para kazanayım hissiyle araştırma yaparak Unkapan dershanesine gittim. Öğrenci fotoğraflarını çekmeye başladım. Orada çok güzel paralar kazandım. 1979-77-78 civarında seneleri tahmin ediyorum. Bu arada da 6. blok plakçılar çarşısıymış. O zaman öğrenmiş oldum. Ben öğrenci fotoğrafı çekerken plakçılardan beni tespit ettiler. Ya burada bir fotoğrafçı var, buna albüm kapağı fotoğrafı çekebilir mi diye bana rahmetli tahmin ediyorum. Şah plak diye Ahmet Daymaz dedi ki sana bir iki tane bağlamalı halk müziği şarkıcılarını göndereceğim. Çekebilir misin? Tabii ki ama stüdyom yok. Ben 6. blokta güzel bir set olan bir park gibi yeri vardı. Orada elinde sazı olan bağlamayla fotoğrafını çekmeye başladım. Plakçıların. Abi baktım ki plakçılardan 1, 2, 3 derken plakçılardan çekmeye çekim yapmaya geldiler. Müşterim potansiyeli çoğalmaya başladı. Ben bu arada hemen 6. bloktan bir dükkan buldum. Ve stüdyo kurdum burada. Hasret Gültekin'de bir anım var. Hasret Gültekin'de biz Bahçelievler'de aynı mahallede oturuyorduk. Ailece görüşüyorduk. Ortaokula giderken boş zamanlarda da işte ailece görüştüğüm için Ceren abi dedi. Ya sen bu Hulusi Akarsu'yu tanıyorsun. Yakın komşusun. Ona da rahmet ediyorum. Beni tanıştırır mısın dedi. Daha o zaman inanır mısın fotoğraflarda vardı. Bıyıkları yeni terlemiş. Rahmetli. Tabii ki ne demek dedi. Sebe sebe dedi. Sen bir gün benim stüdyoma gel. Ben seni Muhlis Akarsu'ya tanıştırırım dedi. Muhlis'le de biz kapı komşuyuz. Tabii ki de bir gün geldi Hasret. Tabii çekinerek bir öğrenci gözükün durumunda. Tabii o da Muhlis Akarsu'yla tanışacak da bir heyecanlı. Ben orada Muhlis abi dedim ki Muhlis Bey benim yakın hemşerim, dostum, aynı mahallede çalışıyoruz. Hasret Gülken'i seninle tanışmak istiyorlar. Buna yardımcı olur musun? Bu piyasaya girmek istiyor dedi. Tabii ki ne bedir de. Ben bir stüdyoda yazarım de. Bunlarla tanıştırdık, muhabbet, kolleşti. Böyle bir güzel bir anımız oldu. Ve iyi ki tanıştırmışım. Muhlis'le biz çok hafta sonları da buluşurduk. Özel toplantılara, özel bazı yerlere gittiğimizde. Bir gün benim stüdyomda plakçılar bana oyun havası kaseti için darbuka, saz, org, keman bunu benzeri oyun havası kaseti yapacaklar için ben plakçının biri dedi ki bunlardan bir grup yap oyun havasına andıran bir kompozisyon hazırla albüm kapağı yapacağım. Tabii ki dedim. Tabii ben tedarik ettim işte bu saz aksesuarların. Stüdyoda kimse yok. Ben işte stüdyoyu sıfır fonda sazı bir tarafa koyuyorum. Darbukayı bir tarafa koyuyorum. Kemanı bir tarafa koyuyorum. Keramati bir tarafa koyuyorum. Ama bu arada da Muğlus benden dükkandan içeri sessiz olarak girmiş. Ben sazlarda konuşuyorum. Sazda diyorum ki şöyle durur musun? Sazda böyle durur musun? Sazla konuşuyorum. Darbukaya böyle durur musun? Bir baktım arkadan böyle Muğlus. Ya dedi sen kimle konuşuyorsun Cenan dedi. Abi dedim ben bunları aksesuar yaptım.
Bunları kompozisyon yaptım, bunlarla konuşuyorum dedim. Böyle bir başladı gülmeye, kahkah dedi. Ben de dedi, içeride biri var, kimle konuştuğum merak etmiştim dedi. Bir gün bana rahmetli Fethullah Çınar'ı gönderdi. Fotoğrafını çektik. Tabi o zaman fotoğraf deyince hep diapozitif çekiyoruz. Çay, kahve, muhabbeti derken dedi ben oğlum dedi Ankara'da kalıyorum. Abi ne iş yapıyorsun dedim ya. Ankara'da ne iş yapıyorsun? Oğlum dedi. Biz dedi şehirlere gidince dedi meydancı derler ama ben Ankara'da da çöpçülük yapıyorum dedim. Belediyede çalışıyorum dedi. Yani kurbete gidince onlar meydancı derler ama ben çöpçülük yapıyorum dedi. Öyle bir esprili bir anımız oldu. Köylerde Maksun-u Şerif'in hayranıydık biz yani. Köy odalarında Maksun-u Şerif'i dinlerdik. Yani böyle halk müziğini köy odalarında bayağı toplanırdık. O zaman plak vardı, kaset yoktu. Bunun plakını dinleyince keyif alırdık. Bunu hayranlıkla dinlediğimiz bir şarkıcı oldu. Ben İstanbul'a geldim. İstanbul'da kendimi kanattan sonra Maksun-u Şerif'in de fotoğrafçısı oldum. Bütün albümlerinin fotoğraflarını çektim. Çok güzel anılarımız var. Maksun'u babayla, bayağı o bana baba derdi, ben de ona baba derdim. Ben hep Celal Baba derdi bana. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Dedim Maksun'u baba sana bir şey söyleyeceğim, güleceksin. Ne oldu Celal dedi. Ya ben dedim köyde çocukken hep sizin hayranlıkla dinliyorduk köy odalarında. Ben İstanbul'a geldim, seninle tanıştım. Senin fotoğraflarını çekiyorum. Sağ olsun sen de tercih edip bana geliyorsun. Ama dedim ben köye gittiği zaman köyde diyordum ki ya ben Maksun-u Şerif'le tanıştım. Onun fotoğraflarını da çekebiliyorum. Bütün albüm kapaklarını, kasetlerini. O köydekiler şimdi gözünde büyütmüşler ya Maksun-u Şerif. Ya sen nerede Maksun'un geleceksin de Maksun'un fotoğrafını çekeceksin. Böyle şey mi olur? Yok inanmıyorum derlerdi. Bana bir anımız oluyordu, anlatıyordu. Başlıyordu, gülmüyordu. Olabilir diyordu. Çok güzel. Mesela stüdyoya gelip de benim Nişantaşı'nda sağ olsun Fatma Bula'yla beraber gelirdi refakatçi olarak. Orada çok güzel bir anımız vardı. Benim büyük makyaj odası da onun daha fotoğraf çekime başlamadan evvel makyaj yapardım. Kahve, çay muhabbeti derken fıkra, espri, daha çok konsantre olsun, havaya girelim diye. Bir baktım ki benim dolabım burada bir güzel bir ceketim vardı. Kahverengi bir ceket. Ya dedi, ceketle de beni çek dedi fotoğrafımı. Tabii ne demek dedim abi, şimdi değişik giysiler getirmiş. Bir hafta sonra da benim ceketi görünce benim bu cekette de çıktı ve evet, bu cekette de albüm kapağı oldu. Afiş, poster ve şu anda piyasada olan bazı fotoğraflarda benim bu meşhur ceketimde gözüküyor. Öyle güzel bir anım oldu. O da çok teşekkür etti bana. Güzel bir ceket verdin bana dedi. Celal Baba dedi. Sağ olsun değişik anılarımız var ama Müslüm Gürses'im fotoğraf albümünü çekmek için ben randevu aldılar. Benim dikkatimi çekti. Şimdi Müslüm fotoğrafımı çekerken benim saçını bir kaldırdım baktım şurası çukurlamış. Allah Allah dedim. Böyle baktı o da tabii bu tahmin ediyorum kaza geçirmiş çok eskiden. Burada bir kaza izi var çukur. Bütün Müslüm'ün fotoğraflarına dikkat ederseniz hep kıvırcık saçıyla burasını kapatır. Müslüm babaya böyle baktı mı da baktı, güldü, ha 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 dedi. Çok güzel bir şeyi var, gülmesi var. Normal gülmenin daha farklı, ha 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 yapardı. Allah kanı kaymasın, çok keyifli bir çalışma yaptım. Bir gün baktım, rahmetli Daymaz kucağında bir çocukla geldi stüdyoya. Bizim fotoğrafımı çeker misin? Küçük Ceylan. Kıvırcık saçlı ufacık bir kız 10 yaşında filan. Kucağından galiba inanır mısın? Benim bunu espri değil gerçek. Kucağında getirdi. Elinde tutatırdı. Kucağını almış gelmeyeceği severek sevmedi. Küçük Ceylan'la
Onun ilk başladığı firma Şark Plak'tı. Küçük Ceylan kucağında getirdi de beraber hem albüm hem de özel fotoğraflarını çektim. Öyle bir anımız oldu. Yani kucağında bir çocukla bir stüdyoya girip de böyle esprili, o da şaka yapardı. Öyle bir güzel anımız oldu. Küçük Emrah o zamanlar, Küçük Emrah da çok gündem beydi. İlk ortaokul çağında bana geldi. Bunu Unkaban benimkine dükkanımın karşısında bitişikte Güneş Plak vardı. Rahmetli Güneş Plak, Mustafa Güneş bunu keşfetmiş, Diyarbakır'dan İstanbul'a getirdi ve bu 15 Şubat tatillerinde okula gittiği için o devrede İstanbul'a getirdim. Tanıştılar, kendi anlaştılar. O zaman biliyorsun Emrah'ın marka olduğu zaman bir güzel bir parçası vardı. O zaman bu çocuk sesiydi. Furya bir zamanında. Emrah'ın fotoğrafını çektikten sonra o zaman diapozitif çektiğim için fotoğraf bir hafta sonra ancak verebiliyorsun. Film bitecek. Filmden sonra laboratuvara göndereceksin. Laboratuvarda film yıkanacak. Ondan sonra gelip plakçılara teslim ediyorsun. Tabii Emrah çocuk diapozitif çektikten sonra bir saat sonra, yarım saat sonra bir baktım geldi Emrah. Abi fotoğraflar ne zaman çıkacak? Emrah, daha bir saat önce çektik. Bu fotoğraflar hemen çıkmaz ki. Abi merak ettim. Nasıl? Güzel çıktı mı? Ve nasılsınız? İyi miydi? Çok güzel çıktım dedim. Ahmet Kaya Barış bile plak yapardı, kaset yapardı. Ahmet Kaya ben özüm saç sakal genelde spor giyimli bir dostumuzdu. Benim stüdyomda takım elbiseyle ilk çekilen fotoğrafları piyasada gözüken takım elbise, Grand Tavret böyle fotoğraflarını çektim. Hatta ya dedi, ya Celal dedi, benim hiç takım elbiseli fotoğrafım yoktu, yeni daldım dedi. Bana dedi, bunu değişik değişik pozlarımı çeker misin? Bunu albüm kapağı yapacaklarmış. Tabii ki ben de keyif aldım. Ha, diğer değişik pozlarını çekiyorum ama takım elbiseli büyük sız, yani sakalı olmayan fotoğraflarını benim stüdyoda çekildi. Keyif aldım ve çok esprili, fıkrayı seven, cana yakın, can bir dostumuzdu. Allah kanı kara boyasın.